Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün ispinoz yavrularımız çıktı. Hatta dün çıktı. Neden yavrularımız diyorum. Kapak fotoğrafına da koyacağım zaten. İki tane yavrumuz. Bugün de ikincisi çıktı. Yarın üçüncüsü. Ondan sonra ikinci dördüncüsü. Biliyorsunuz her gün yumurtlayan kuşlar her günde yani yavruları çıkmaya devam ediyor. Çok şükür arkadaşlar, ilk yavrumuzu dün aldık. İkincisini de bugün aldık. Daha yeni çıktı zaten. Islaktı. Anne çıkınca gördüm. Gerçekten çok çok minikler. Resmen bir tüy yumağı. Anne çıksaydı şu an gösterecektim. Kapak fotoğrafını zaten koyacağım. Hani o yüzden yani şu anda gösteremesem bile kapak fotoğrafından görebilirsiniz. Zaten dönüşümlü yatıyorlar. Yani asla yuva boş kalmıyor. Asla siz onu hani yuvayı boş göremiyorsunuz. Ondan dolayı hiç rahatsız etmeyeceğim. Bunlara ben kendim yuvalık yapacağım arkadaşlar. Şimdi nasıl yuvalık yapacağız? Kartondan yuvalı deneyeceğiz bakalım. Neler olacak? Cidden merak ediyorum. Diğer kuşlarımızda da olumlu gelişmeler var. Sultan Papağan'ı maalesef ki eşinin yanına atmak zorunda kaldım. Şöyle göstereyim, kafesi bomboş. Şimdi arkadaşlar diğer kuşlarımızın yanına geçelim. Çünkü artık gerçekten bunlar yani rahatsız etmek istemiyorum. Hani çok da anlatacak bir şey yok yani bunlarda. Yavrularımız çıktı çok şükür. Hani gösteremediğim için maalesef ki şu anda şey yapamıyorum yani. Çok fazla bir... Aa, gözükmüyor ya. Çok iyi gözükmüyor. İşte rahatsız olması zaten arkadaşlar. Diğer kuşlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, buradan devam edelim. Fakat bunun öncesinde şunları size söylemek istiyorum. Şöyle ki Instagram'da biliyorsunuz çekilişimiz başladı. Birkaç gün oldu. Ondan dolayı hani tekrardan dedim, hatırlatayım. Halen daha devam ediyor. Ayın 14'üne kadar etiket atabilirsiniz. Bakın oraya gidin, hemen şartlar yazıyor. Şartları yerine getirmeyen arkadaşlar çekilişe dahil olamayacaklar maalesef ki. Yani çok fazla bir şart yok arkadaşlar. Zaten bakın anlayacaksınız. Instagram Ayyıldız üretim açıklama kısmında da mevcut arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Onun dışında yani çekilişimizde neler hediye edileceğini de vesaire zaten orada paylaştım. Ekstra isterseniz kanalımda da videosu var. Katılmak isteyen arkadaşlar Instagram hesabım Ayyıldız Üretim. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada sorularınızı da lütfen buradan sorun arkadaşlar. YouTube videolarımın altında sorun. Ben hani neden buradan sorun diyorum? Çünkü Instagram'da artık 300 belki 300'ü geçik mesaj var. Şimdi ben bunların her birini cevaplamaya kalksam kendi hesabıma giremiyorum. Kendi hesabıma giremediğimde mesela arkadaşlar bir şey atıyor. 2 saat onlara cevap veremiyorum. Kendi hesabıma sürekli de saatlerce giremiyorum. Öyle olunca hani cidden ben de soyutlanıyorum. Hani diyorum ki buradan yazın. Buradan nasıl olsa bildirim direkt bana düşüyor. O hesaptan ben sadece videoların, yeni videoların paylaşımlarını, arada bir normal paylaşımlar vesaire yapayım. Bilgilendirme amaçlı. O şekilde ben o hesabı zaten kullanmak için açtım. Ondan dolayı hani varsa hani fotoğraflıysa hızlıresim.com üzerinden link ile buraya bırakabilirsiniz. Onlara da bakıyorum arkadaşlar. Bakın fotoğraf içinde bir çaresini bulduk. Şimdi buradan devam edelim. Bu arada hani dediğim gibi bütün mesajları siliyorum. Bilginiz olsun. Kesinlikle hani bana niye cevap vermedin falan demeyin arkadaşlar. Hiç kimseye. Hani sadece size değil. Özel bir muamele değil. Hiç kimseye. Şimdi şöyle diyeyim. Şuradan başlayalım. Belki görürseniz siz de anlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Babanız kabarık. Yavrulara yaptığı için değil arkadaşlar. Bu halsiz olduğu için. Az önce bir dışkı yaptı. Yani bunu neden buraya atmak zorunda kaldım? Bu dışkı. Hani şu anda iki tip şey var suluklarda. Birinde probiyotik ve elektrolit var. Karıştırmam söylendi. Bu da arkadaşlar tetramezetin. Onu da verdim. Şimdi problemimiz şu. Erkek ya muhtemelen benden önceki kişi dinlendirmeden kuluçkaya attıktan sonra bana verdi muhtemelen. Ya stres oldu. Ya da arkadaşlar gerçekten bir kırgınlığı var ve ben çözemiyorum. Cidden çok sinir bozucu. Bu arada ben akşam maması yaptım kuşlara. Ondan dolayı mamalıklar halen daha duruyor bakın. Baksana. Bakın arkadaşlar halen daha kalkmıyor, görüyor musunuz? Yani yavruları bu şekilde yatıyor, yavruları besliyor, yavrulara bakıyor ve dişi bakmıyor. Dişi hani erkek olmadığını gördükten sonra yavrulara bakmayı bıraktı. Ben elle besleme yaptım, takviyeledim. Ondan sonra erkeğe attıktan sonra arkadaşlar erkek besledi. Yavrular daha çok küçük, kaydıracak takımım yok. Yani şu an cidden sıkıştım. Köşeye sıkıştım. Yani... Şu an ben yavruları elle beslerim. Anneme de söylerim. Annem de besler. Hani benim elle besleme mamam hazır. Onu yaptım fakat birkaç tane böyle eksiği var. Onu tamamen ayarlayınca size de göstereceğim. Nasıl yaptığımı, hazırlanışını vesaire size de göstereceğim. Gerçekten güzel oldu yani. Evde çok pratik bir şekilde yaptım elle besleme maması. Eğer istiyorsanız zaten yorum kısmına yazın. Ben ona göre, gelen yorumlara göre zamanını belirleyeyim videonun, ona göre çekeyim. Bu arada ispinozlar da yine aynı şekilde yuvalık zamanı da ayarlarım. İstiyorsanız eğer yazın. Ona göre videoları sıraya koyalım. Bu manyaklarımız zaten 3-5 güne gidecekler arkadaşlar. Bunların yemleri tabanda.
Gayet güzel bir şekilde anlaşıyorlar. Arkadaşa vereceğiz buna da. Hayırlı uğurlu olsun üç beşikine. Bunun şimdi eşini göstereceğim aşağıda ama benim manyak Sultan yumurtlamış. Bunun sonucunda ben yavruları yere indirdim yumurtaya zarar vermesine. Bir tanesi zaten şu paint olan atlamıştı. Diğeri de arkadaşlar zaten yuvanın içindeydi şu parçalı olan. Bu arada parçalı olan satılık erkek. İsteyen bana ulaşabilir. Gördüğünüz gibi maşallah daha yeni yeni yem kırmaları başlıyorlar. Yani çalışıyorlar, ağızlarını geveliyorlar. Şimdi Sultan içeride, yumurtada. Yani işin kötü tarafı, bunları aşağıya indirdiğimde baba biraz böyle tepkili bunlara. Car 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 bağırdı. İşte vurmaya falan kalkıştı. Eğer böyle devam ederse ben hani bunun dişileri, ya pardon dişi demişim, bu çocukları alacağım, yuvaya koyacağım. Yuvadaki yumurtayı alacağım, buraya kaydıracağım. Yuvaya da bir tane sahte yumurta koyacağım ve her yumurtladığında bunu yapacağım. Yani hem yumurtalar dolacak, buraya koyduğum yumurtalar dolu olacak. Hem de arkadaşlar bu manyaklar birkaç güne zaten yeme düşerler. Ondan sonra zaten bunlar da rahatlayacak. Hemen yumurtalarını bunlara geri koyacağım ve yatmaya devam edecekler. Olay bundan ibaret. Şimdi yumurtamızı da göstereyim. Evet, yumurtamız da burada. Özellikle kedi kumu koydum. Çünkü hani en son kullandığım malzemeyi genelde tercih ediyorum ama. Bakalım inşallah sıkıntı olmaz ama bakın dişi az önce dışarıdaydı, yine yuvaya girmiş. Şimdi bunlara da geleceğim. Burada da yavrularımız maşallah. Az önce boştu kursakları, Özge beslemiş. Yine az çok şeyi yok yani öyle. Nasıl diyeyim? Aman aman böyle bir doldurma şeyi yok ama yine beslemiş yani. Allah razı olsun, ne diyelim. Yavrulara önem veriyorlar çok şükür. Buraya gelelim. Yani şu an enstitüden başlamıyorum hazır buradayken. Arkadaşlar bunlar da yani şu en üst takımda demiştim ya, hani dişi erkeğe muhtaç olduğunu nasıl belirtiyor diye. Artık hani yem istemeye başlıyor erkekten. Çenesini titreterek, gagasını titreterek. Öyle olduğunda artık hani diyorum tamam, bu iş yavaştan olmaya başlamış. Ki bunda da gördüm. Dişi erkekten yem istiyordu ve erkek dişiyle titretmeye çalışıyordu, kur yapıyordu. Ve dişi artık yuvadan yavaş, yani artık yavaştan yuvada ve yuvadan çıkmamaya başladı. Bu ne demek oluyor? İnşallah bunlardaki durum da böyle olacak. Bilmiyorum hani satar mıyım, satmaz mıyım? Ama açık söyleyeyim, bunları en baştan beri kalbimde göndermek var. Çünkü yavaştan farklı planlar içerisindeyim. Hatta dün bir tane Rainbow takım sordum arkadaşlar. 1300 lira yavrularıyla dedi. Cidden çok uçuk bir fiyat. Yani harbiden çok uçuk bir fiyat. Ben de tabii ki hani alamayacağım şu anda o takımı. Evet. Şu an dişimiz içeride. Rahatsız etmek istemiyorum arkadaşlar. Şu an yuvasını gösteriyorum ama yumurta vesaire yok zaten. Belli dışkıları falan da aman aman bir büyüme yok. Ama bunlar da durum gayet iyi Allah'a şükür. Yuvaya giriyorlar. Onun dışında bunlarda da yuvaya girme var fakat aman aman hani böyle bir yuva hazırlığı yok. Dişi nasıl diyeyim size, arada bir yuvaya giriyor, erkek peşine giriyor, dişi çıkıyor. Yuvayı düzenlemişler ama böyle çok şey değil. Hani hunharca bir yuva düzenleme yok bunlarda da. Dışkı büyümesi falan da yok yani şu an. Vardı eskiden yani az bir şey büyümüştü ama şu anda o dışkılar da yok. Sanırım basmış üstüne. Bu manyağımızdan güzel haber, yuvaya girmiş. Artık erkek mi girdi, dişi mi girdi bilmiyorum ama yuvaya girmiş biri. Ve bakın şuralara falan da döktükten sonra anladım yani biri yuvayı düzenlemiş. Ki erkek çok heyecanlı ama bilmiyorum. Hatta dişiyle çiftleşmeye çalıştığını gördüm. Hafiften dışkılarda bir büyüme var ama. Mesela dün yoktu bunlarda. Bunlarda da bugün hafiften böyle bir var. Ama çözemedim. Yani arkadaşlar böyle durumlarda hani beklemek gerekiyor. Kuşların alışması gerekiyor. Hani tutup da anında çiftleşmedi diye kuş hani şey yapamayız. Hani kesin yargıyla vurup öldüremeyiz. Hani o yüzden dediğim gibi biraz sabretmek lazım. Burada da 3 tane yumurtamız var şu anda. Erkek dişinin üzerine gidiyor. Çok şükür ki yaz havaları da gelmeye başladı. O konuda da gayet iyi. Bakın. Erkeği görüyor musunuz? Yani bu kadar hareketli bir kuşun böylesine davranmasını siz nasıl açıklıyorsunuz? Yani dışkısı olsun, ne bileyim yuvalıktaki halini az önce gösterdim olsun. Var mı arkadaşlar bunun bir açıklaması? Ben halen daha çözemedim. Hasta olan kuş hastadır, sağlıklı olan kuş sağlıklıdır. Ama bu hem hasta hem sağlıklı. Yani çözemedim ben bu kuşu. Yani şaka gibi ya. Yemin ediyorum size şaka gibi. Şu an dışı çıkmak üzere, çıksın da hani şu yavrularını bir göstereyim. Şöyle beni bir görmesin. Şöyle bir duralım arkadaşlar. Şu dişi bir çıksın size yavrularını göstereceğim ama. Evet şu anda erkek de kur yapıyor. Hadi koçum benim, çık şuradan ya. Evet.
Hayır, 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 girme. Ne oldu? Girdin de ne oldu? Çık. Evet, maşallah arkadaşlar, yavrularımız da burada. Hani şöyle tekrardan dişi yokken göstereyim. Sonra bir daha göstermek zor oluyor. Arada bir hani elle besleme takviyesi de yapıyorum dediğim gibi. Aa bakın. Görüyorsunuz gençler hareketleri. Sizce bu kuş hasta mı değil mi yani? Cidden çok saçma. Harbiden çok saçma ya. Şaka gibiler, yemin ediyorum size. Şu an şoklardayım yani. Bu kuş niye böyle? Yani muhtemelen şu an kafesten çıkmak için hareketler yapıyor. Çıkarttığımda da güzel bir şekilde uçuyor. Sağlığı gayet yerinde. Muhtemelen dediğim gibi stres yaptığından kaynaklı böyle. Bakalım. Hayırlısı olsun inşallah ya. Gerçekten inşallah bir sıkıntı olmaz. Şu da hazır çıkmışken yumurtalarını göstereyim. Videomu kapatayım arkadaşlar. Artık yeter yani. Evet. İlk iki yumurtamız dolu. Üçüncüsü de inşallah dolu olacak. Yine yumurtamız var. 6-7 tane yumurta bekliyorum bunlardan ve bu sefer fire vermelerini yani düşünmüyorum. Fire vereceklerini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten yani güzel bir şekilde eşleşme oluyor. Önceki kuluçkalarını hatırladım ve yavrulara güzel bir şekilde bakıyorlar. Hayırlısı olsun inşallah. Şöyle tekrardan göstereyim. Aha bakın. Bunlar da yiyorlar işte, bir şeyleri tırtıklıyor oralarda. Beğeneceklerim bugünlük bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.